Kardeşler, elbette bir toplumun içinde herkes aktif 24 saat cevval olacak diye bir şey yok. Elbette tembeller de olacak. Asalaklar, geçinenler olacak. Ama burada çok önemli bir nokta var. Biri asalak olabilir. Tıpkı birinin felç olduğu gibi. Birisi tembel olacak muhakkak. Yani bu bir hastalık çeşidi, kalkmaz. Tıpkı romatizmalı bir insan bulunabileceği gibi. Bu da bir hastalık, ahlak hastalığıdır. Fakat burada bir risk var. Nedir bu risk? Hiç kimse Allah'a imanı, ibadeti, Kur'an okumayı, zikretmeyi veya şu bu şekilde cihad etmeyi, camide namaz kılmayı tembelliğinin maskesi yapamaz. Tembelliğinin maskesi yapamaz. Bu çok önemli. Tembellik madem hastalığındır, buna Allah'ı alet etme. İşte tefekkür etmekten vakit bulamıyor çalışmaya. Sen çobanlık yapmış peygamberlerden daha fazla mı tefekkür edeceksin? Bu mübarek adam İslami hizmetlerden çoluk çocuğunu geçindirmeye vakit bulamıyor. Ev alamadı, Müslümanlar da toplanıp onun evini alsınlar bari. Ashab-ı kiram İslam'a hizmet etmediler mi? Bin bir meşakkat içerisinde bellerine taş bağlamadılar mı ayakta durabilelim diye? Bu ümmet ashab-ı kiramın peşinden giden ümmettir. Kimse Allah'a ibadeti, Kur'an'ı, zikri, ilmi tembelliğinin illeti yapamaz. Tembelsin kardeş, otur, artarsa ümmetin sadakasından sen de yersin deriz.